Sifa, ilk kötü haberin ulaştığı yer. Çölde güneşler batıyor, güneşler doğuyordu. Kervan, Kona göçe yol alıyordu. Günlerden beri küfelerin içinde güneşin bağrında, kum fırtınaları arasında yol alan çocuklar, kadınlar, insanlar, insanlıktan çıkmıştı. Her biri kumdan bir canlı gibi hareket ediyordu. Sarışın ikindilerde, gölgeler uzasa da, güneş hararetinden bir şey kaybetmiyordu. Sifah bölgesine geldiklerinde kafile tekrar mola verdi. Güneş arkasında koyu bir kızıllık bırakarak çölde kaybolduğunda İmam Hüseyin'in müezzini bir kayanın üzerine çıkarak bir günün daha bittiğini haber veren akşam ezanını okudu. Çölde kumların, kayaların üzerinde ellerdeki ibriklerle abdestler alındı. Az sonra İmam Hüseyin'in akşamın alacakaranlığında yankılanan Allahu Ekber sesiyle bütün alımlar hep birlikte kızgın kumlardaydı. Çöl rüzgarı, tepelerindeki ay, ufuktaki dağlar, alemlerin Rabbini anıyordu. Çöl rüzgarı, tepelerindeki ay, ufuktaki dağlar, alemlerin Rabbini anıyordu. Çölde cem vaktiydi. İlk kötü haber burada kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Yezid, Serhat boylarındaki komutanlardan merkeze asker göndermelerini istemişti. Bu çok da hayra alamet gibi görünmüyordu. Kafile, Sifah'tan ayrıldıktan bir müddet sonra yolda Arap'ın büyük şairi Ferazdak'la karşılaştı. İmam Hüseyin ona, ''Irak halkını geride ne halde bıraktın?'' dedi. Ferazdak, ''Onların kalpleri seninle, kılıçları Ümeyye oğullarıyladır.'' Rumme Vadisi. Kafile Rumme Vadisi'ne vardığında kuyu başlarında bazı insanlarla karşılaştı. Buradaki insanlardan Küfe valisinin değiştiğini, mutedil olan Numan bin Beşir'in yerine zalim Ubeydullah bin Ziyad'ın vali olduğunu öğrendiler. Ubeydullah'ın babası Ziyad herkesçe maruftu. O, Muaviye'nin keskin kılıcıydı. Oğlu da babasından geri değildi. Camide İmam Ali'ye sövüp saymayı reddedenleri bile asi ilan edip, pazarlarda alenen kamçılatan, kendisine direnen birçok sahabenin boynunu vurduran bir zalimdi. Haberler kötüleştikçe kafileden ayrılmalar, sıvışıp gecenin karanlığında kaybolmalar artıyordu. Arka arkaya gelen bu haberler üzerine İmam Hüseyin burada Küfelilere bir mektup yazma ihtiyacı hissetti. Müslim bin Akil'in hakkımda söz birliği ettiğinize ve gelmemi arzu ettiğinize dair mektubu Mekke'de bana erişti. Bize yardım için toplanmışsınız. Allah bize ve size iyi ameller işletsin. Bu yoldaki amelinizin karşılığını en üstün derecede ihsan etsin. Mektubum size Rumme Vadisi'nden gönderilmiştir. Ben de yanınıza acele geliyorum ve selam. Kays bin Müsir mektubu alıp yola koyuldu. Zübale. Kafile günlerden beri yol alıyordu. Geceler boyunca kızgın kumlar yatak, gökyüzü yorgan olmuştu. Sıcak bir yatağa, sıcak bir yemeğe hasrettiler. Ne var ki onların değil, yol ve çöl şartlarının istediği oluyordu. Gözün alabildiği kadar uçsuz bucaksız kum deryasında yüzen kafileyi güneş ateşiyle kasıp kavuruyordu. Sıcak bir yandan, çöl rüzgarları bir yandan. Kafile günler sonra Zübale bölgesine yaklaştıklarında, keşif kolunda görev yapan Ali Ekber ve diğer gençler ufuk çizgisinde beliren dört atlı gördüler. Kum tepeleri arasında bata çıka kendilerine hızla yaklaşan atlıların kim oldukları belli olmuyordu. Dost mu, düşman mıydılar? Ali Ekber eliyle yanındakilere dur işareti yaptı. Gelenler Samyeli ve çöl fırtınasından korunmak için kat kat kıyafetlere bürünmüşlerdi. Keşif koluna iyice yaklaştıklarında sözcüleri öne çıkarak kendini tanıttı. Ben Hubab, bunlar da arkadaşlarım. İmam Hüseyin saflarına katılmak için Küfe'den geliyoruz. Mümkünse bizi imama götürün. Ali Ekber, ben oğluyum. Bana söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hubab, koynundan çıkardığı mektubu göstererek, size ne yazık ki iyi haberlerle gelmedik. Bu mektubu acilen İmam Hüseyin'e vermem lazım. Atlıları peşine takan Ali Ekber ve yardımcıları kafileye doğru ilerlerken kafile de ağır ağır onlara doğru gelmekteydi. Ali Ekber atını mahmuzlayarak diğerlerinin önüne geçti ve herkesten önce kafileye kavuştu.
babasına yaklaştığında atından indi. "Babacığım, bunlar Hubab ve arkadaşları. Bize katılmak için yanlarında bir mektupla Kufe'den gelmişler." İmam Hüseyin'in baba bir kardeşi Celal Abbas konaklamak için kafileyi durdurdu. Gelenlerin yüzleri kederliydi. İyi haberle gelmedikleri belliydi. İmam Hüseyin'le karşı karşıya gelen Hubab ve arkadaşları söze nereden başlayacaklarını bilemiyor, yutkunuyor, konuşmakta zorlanıyorlardı. Yüzlerdeki kederin koyu gölgeleri kendini gizleyemiyordu. Sonunda Hubab, "Ey Resulullah'ın torunu!" diye başladı sözlerine. "Irak halkı sana karşı muhalefet etmek ve savaşmak için birleşip anlaşmıştır. Kufe'ye vali olarak Ubeydullah atandı ve eski vali Numan'ın başını vurdurarak Yezid'e gönderdi. Ubeydullah, Kufe halkının kimini korkuttu, kimini değişik vaatlerle kandırdı. Kimi de yüksek rüşvetlerle satın alındı. Kufeliler kılıçlarını sana çevirdiler. Müslim bin Akil de şehit edildi ve başı Şam'a gönderildi. Şu da onun şehit edilmeden önce size yazdığı son mektubudur." diyerek elinde tuttuğu mektubu İmam Hüseyin'e uzattı. "Biz size verdiğimiz sözün arkasında durarak dört arkadaş buraya geldik," dedi. İmamın gözleri doldu. Bu sırada kadınların bulunduğu bölümde ağıtlar yükselmeye başladı. Ali Ekber'in eşi Atike, "Babam!" diye feryat etmeye başlayınca kadınlar kurulmakta olan çadırların önünde hıçkırıklara boğuldu. Müslim'in oğlu Abdullah imamın yanına gelerek, "Başımız sağ olsun ey amcam!" dedi ve ağlamaya başladı. İmam Hüseyin Abdullah'a sarılarak onu teselli etmeye çalışırken Müslim'in küçük oğlu İbrahim de geldi yanlarına. İmam Hüseyin Abdullah'ı bırakıp ona sarıldı. Müslim ve Hani bin Urve'nin şehit edilmeleri başta İmam Hüseyin olmak üzere Ehl-i Beyt'e çok ağır geldi. Ali Ekber söz aldı. "Babacığım, geri dönelim. Iraklılar gaddardırlar. Vefa ve sadakatleri azdır. Müslim bin Akil'in oğulları, vallahi babamızdan sonra yaşamak bize yaraşmaz. Geri dönmeyiz," dediler. Müslim bin Akil'in kardeşleri, "Vallahi kardeşimiz Müslim'den sonra yaşamak bize yaraşmaz. Ölmedikçe geri dönmeyiz," diyerek yeğenlerine destek çıktılar. İmam Hüseyin, Müslim'in oğullarını ve kardeşlerini kastederek, "Şunlar da ölecek olduktan sonra yaşamakta hayır yoktur," dedi. Aslında geri dönmek de çare değildi. Mekke, Medine bile onlara dar edilmemiş miydi? Şimdi nereye yönelseler, kıskıvrak yakalanarak Şam'a, Yezid'in huzuruna çıkarılmayacaklar mıydı? Kufe'ye ulaşmayı başarabilirlerse, belki halk İmam Hüseyin'i görünce yeniden etrafında kenetlenebilirdi. İmam Hüseyin, kafiledeki bütün erkekleri topladı. "Binlerce Kufeli'nin bana biat ettiğini düşündüğünüz için yola düşüp geldiniz. Benimle yola çıkma sebebiniz budur. Fakat şimdi durum değişmiştir. Kufeliler sözlerinden dönmüşlerdir. Amcam oğlu Müslim, yeni vali Ubeydullah tarafından şehit edilmiştir. Kufe halkı artık bizimle beraber değildir. İsteyenler buradan geri dönüp gidebilirler. Bana gelince ben Hüseyin'im, yolumdan dönmem. Kanını bizim yolumuzda akıtmaya hazır olanlar bizimle gelsin. Ülkeler almak, ganimetler toplamak isteyenler geri dönsün. Bizim kervanımız candan geçenlerin kervanıdır." Kafile geceyi Zübale'de geçirdi. Gökteki yıldızlar çadırlardan sabaha kadar yükselen ağıtlarla gözyaşı döktü. Ertesi gün kafile Zübale'den hareket ettiğinde İmam Hüseyin'in arkasında sadece 200 kişi kalmıştı. Kafilenin üçte biri ayrılmıştı. Kafile her geçen gün arınıyor, eleniyor, seçiliyordu. Ehl-i Beyt kafilesi acıları süpürerek ilerliyordu. Uçsuz bucaksız çöllerdi. Acılar üzerlerine geliyordu. Çöl çiçekleri çiçek gibi bir dünya kurmaya sevdalanmışlardı. O çiçekten dünyayı kurabilecekler miydi? Yoksa atların ayakları altında çiğnenip çöl rüzgarlarında savrulup gidecekler miydi? Öğleye doğru uzakta çölün boğusunda gizlenmiş bir köy göründü. Uzun zaman sonra bir köyle karşılaşmaları lojistikten sorumlu Celal Abbas'ı sevindirmiş ama bir o kadar da düşündürmüştü. Hem kesimlik hayvan almaları gerekiyordu hem de ekmeklik un. Hurmaları da bitmek üzereydi. Kafile ardı ardına gelen acı haberlerden sonra tam bir ölüm yürüyüşündeydi. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Nereye yönelseler çepeçevre kuşatılmışlar gibi bir hal vardı. Bir çaresizlik içinde uçsuz bucaksız çölde ölümün üstüne üstüne yürüyorlardı.
kona göçe uçan yuvasız kuşlar gibiydiler. Ev halkı evsizdi, yurtsuzdu, yuvasızdı. Akik Vadisi. Kafile 20 günden beri yollardaydı. Çoluk çocuk perişandı. Çölde bir hayli yükselmiş olan güneşin taze ışıkları altında tek sıra halinde ilerleyen kervan oldukça küçülmüş, önceki halinin 1/4 kadar ancak kalmıştı. Yolculuk sırasında Ehl-i Beyt'e katılanlar durumun vahametini gördükçe yavaş yavaş dağılıyordu. Akik Vadisi'ne geldiklerinde İmam Hüseyin'in yanında kendi akraba ve dostlarından başka kimse kalmamıştı. Şimdi artık yaklaşık 80 kişiydiler. Kadınlar ve çocuklarla birlikte 30 kadarı hanedandandı. Geriye kalanlarsa aralarında birkaç bedevinin de bulunduğu Hicazlı dostlar ve Küfe'den gelip katılanlardı. Akik Vadisi de geride kalmıştı. Göz alabildiğince uzanan çölde gökyüzünün uçuk mavisiyle kum tepelerinin buluştuğu ufuk çizgisinde develerin üzerinde kendilerine doğru gelen bir grup göründü. Parlayan güneşin ve ışıkla harelenen kum taneciklerinin buğusunda gelenlerin kim oldukları anlaşılmıyordu. Bir süre sonra gelenlerin ikisi kadın, biri erkek olmak üzere 3 kişilik bir grup olduğu anlaşıldı. Genç adam devesini Ali Ekber'e yaklaştırarak ''Adım Vahhab, bu annem Sümeyye, bu da eşim Rabia. İmam Hüseyin'in yanında olmaya geldik.'' İmam Hüseyin atından inerek gelenleri saygıyla karşıladı. Ve Celal Abbas'a kervanı durdurmasını söyledi. Vahhab'ın simasında hüzün gölgeleri geziniyordu. İçinde bir şeyler sakladığı her halinden belliydi. İmam Hüseyin de onu görür görmez acı bir haberle gelmiş olduğunu anladı. Küfe'ye göndermiş olduğun elçi Kays şehit edildi, dedi Vahhab. Kays şehit mi edildi? Vahhab başını önüne eğerek, evet, dedi. Küfe'ye giden yollarda kuş uçurtulmuyor. Hac veya umre yapmak isteyenler, Ehl-i Beyt'e taraftarlıkla suçlanmamış olanlar dışında Küfe'den Hicaz'a gitmek isteyen herkes engelleniyor. Derin bir suskunluk içinde başlar öne eğildi. Müslim ve Hani'den sonra bir şehit haberi daha iyice yıkmıştı İmam Hüseyin'i. Küfelilere gönderilen son elçi de yakalanmıştı. Son umut kandili de sönmüştü. Ard ardına gelen ölüm haberleri büyük fırtınanın habercileri gibiydi. İmam Hüseyin, Kays'ın nasıl şehit edildiğini sordu. Vahhab, Kays'ın şehadetini anlattı. Kays bin Müsir, Kadisiye'ye kavuştuğunda Vali Ubeydullah'ın özel timleri tarafından yakalanmış. Yolda yakalayanlar bir hayli dövmüş olmalılar ki vali konağının önüne getirildiğinde her tarafı kan içindeydi. Sonra Vali Ubeydullah'ın huzuruna çıkardılar. Vali içeride ondan iki şey istemiş. Bu iki isteği yerine getirirsen seni affederim demiş. Birincisi, sizin Küfelilere gönderdiğiniz mektubu sakladığı yeri söylemesi, ikincisi de mescitte minbere çıkarak size ve babanız İmam Ali'ye küfretmesi. Kays, Vali Ubeydullah'a, ey Ubeydullah, birinci isteğini yerine getiremem çünkü bizde emanete ihanet yoktur. İkincisini yapabilirim, beni mescide götürün demiş. Perişan bir halde vilayetten çıkarılan Kays camiye getirildi. Minbere çıktı, her tarafı kanlar içindeydi. Ey Küfeliler! Diye başladı konuşmasına. Valiniz, Allah'a ibadet edilen mescitte İmam Hüseyin'e ve babası Ali'ye küfretmemi istemiştir. Onlar, halkının samimi ve yiğit önderleridir. Onlara küfreden mutlak kafirdir. Bu sizin valiniz Ubeydullah, çok şerefsiz, alçak bir adamdır. Zalimlikte babası Ziyad'dan da daha ileridedir. Bu alçaklar sürüsü başınızda olduğu sürece mutluluk size haramdır. Artık siz çok ağlayın, az gülün. Bu sözler üzerine görevliler Kays'ı hemen yakaladı ve tekrar vilayete götürdüler. Biraz sonra Vali Ubeydullah onu köşkün en üst kulesinden attırdı. Kays düştüğü sert zeminde halkın gözleri önünde saatlerce kıvrandıktan sonra can verdi. Sonra da başını kestiler, bir mızrağa takıp sokak sokak dolaştırdılar. Gözlerinden sicim gibi yaşlar boşanan İmam Hüseyin, onlardan ahdini yerine getiren var. Bekleyip sözünü değiştirmeyen var. Ayetini okuduktan sonra, Rabbim, sen ona cennetini nasip et. Bize ve dostlarımıza yüce bir konak ver. Onlarla bizim aramızı rahmetinin durağında birleştir.
şüphe yok ki senin her şeye gücün yeter, diye dua etti. Sonra da, ey zahitler zahidi, abidler abidi, yiğitler yiğidi Kays, ey Kays, sen şimdi Rabbimizin şefkatine sığındın, dedi. Küfe yakındı. İkindiye doğru Şerat kuyularına varmaları, sonraki günde öğleye doğru Küfe'de olmaları işten bile değildi. Ama son umut kandili de neredeyse sönmek üzereydi. Küfe'ye ulaşmayı başarabilirlerse belki halk İmam Hüseyin'i görünce yeniden etrafında kenetlenebilirdi. Bütün umutlar buna bağlanmıştı. Kafile Şerat kuyularına geldiğinde gölgeler iyiden iyiye uzamıştı. Kızgın çöl sarışın ikindilerde yanıyordu. Şerat kuyularında mutat ticaret kervanlarına bile rastlamamaları İmam Hüseyin'i iyiden iyiye işkillendirmişti. Küfe'ye iki konak kalmışken bu denli tenhalık neyin nesiydi? 63 erkek, 12 kadın ve 5 çocuk, toplam 80 can, Resul'ün oğluyla birlikteydiler. Öyle sıcağı yolculukla geçti. Etrafı keşif ve kolaçan için çıkan Ali Ekber, yanında bir bedeviyle döndü. Haberler daha da kötüydü. Bedevi'nin anlattığına göre İmam Hüseyin'in Küfe'ye doğru yola çıktığını öğrenen Ubeydullah bin Ziyad bir orduyla üzerine geliyordu. Bu haber tam anlamıyla bir felaketti. Bedevi'nin anlattığına göre ordu onları Basra taraflarında arıyordu. Madem ordu onları Basra taraflarında arıyordu, öyleyse biraz acele ederlerse ertesi gün akşama varmadan Küfe'de olurlardı. Böylece ordunun yokluğundan istifade ederek rahatça Küfe'ye girerler ve İmam Hüseyin'i karşılarında gören Küfe halkı tekrar imamın saflarına katılırdı. Bu zayıf ümide sarılmaktan başka da çare yoktu. Zamanla birlikte dünya da gittikçe daralıyordu. Nereye gitseler, hangi yöne dönseler önlerinde dar kapılar vardı. En küçük umut kırıntısına bile sarılmak onları rahatlatıyordu. Bedevi, ey Resulullah'ın oğlu, izin olursa bu zor günlerinde ben de yanında olmak istiyorum, dedi. Aslında bu küçük küçük katılımlar bile umut oluyordu. Bunlar toplu katılımların habercisi olabilirdi. Sağanak yağmurların en büyük muştusu bulutların gözlerinden düşen tek tük damlalar değil midir? Akşam üzeri güneş batmaya hazırlanırken kafile de Kays bölgesine gelmişti. Bu sırada çöl ufkunda bir süvari birliği göründü. Atların dizginlerindeki parlak demirler, mızraklar, kalkanlar, tolgalar akşam güneşinin kızıllığında parlıyordu. Hür bin Yezid kumandasında 1000 kişilik bir süvari birliğiydi bu. Süvariler yaklaşınca Hazreti Hüseyin onları suyla karşılamalarını emretti. Celal Abbas ve Ali Ekber orduyu karşılamaya giderken Hubab, ''Ya imam, izin ver ben karşılayayım. Onların içinde benim 4 oğlum ve 2 kardeşim var.'' dedi. Hubab tek başına atını koca bir orduya doğru sürdü. ''Ey Küfeliler, neden geldiniz? Ne işiniz var burada? Sen Hubab değil misin?'' Oğullarına ve kardeşlerine sor niye geldiğimizi. Oğullarını görünce, yazıklar olsun size. İmam Hüseyin'e biat etmişken Yezid'e mi döndünüz? Hakkımı helal etmiyorum size, dedi. Oğulları başlarını öne eğdiler. Tek kelime etmediler. Çöle akşam düşmüştü. Çöl, her bir şeyi örten siyah şalına bürünmeye başladı. İlk gece sessiz ve sakin geçti. Şafak söktüğünde İmam Hüseyin'in müezzini bir kayanın üzerine çıkarak sabah ezanını okumaya başladı. Bu sırada Küfe ordusunda bir hareketlenme oldu. Bazı askerlerin sabah namazını İmam Hüseyin'in arkasında kılmak istediği anlaşıldı. Ali Ekber kılların boş olması koşuluyla izin verdi. İmam Hüseyin, her iki ordunun da imamıydı. Olması gereken de buydu. Küfeli askerlerin imamın arkasında az bir mesafeyle birlikte namaz kılarkenki manzarası görülmeye değerdi. Birlikte aynı kıbleye dönüyorlar, aynı Rabbe yalvarıyorlardı. Allah'ım, İbrahim ve âline hayır ve bereket verdiğin gibi, rahmetinle onları yücelttiğin gibi Muhammed ve âlini de yücelt, diyorlardı. Öğle vakti geldiğinde yine İmam Hüseyin her iki tarafa öğle namazı kıldırdı. Namaz bitince yüzünü cemaate çevirdi. Ey insanlar! Mazeretimi önce Allah'a, sonra da size arz ederim. Gönderdiğiniz mektuplarınız ve elçileriniz bana gelmedikçe ben buraya çıkıp gelmiş değilim. Bana vermiş olduğunuz ahd ve misaklara güvenerek şehrinize, yanınıza gelmiş bulunuyorum.
Eğer iş başkalaşmışsa döner geldiğim yere giderim. Küfeli süvariler sustular. Hazreti Hüseyin'in sözlerini reddetmediler. Sonra da Allah'ım sen biliyorsun ki bizim tarafımızdan gerçekleşen kıyam saltanat için yarışmak ve değersiz dünya mallarından bir şeye ulaşmak için değildir. Senin dinini öğretmek, ıslahat yapmak, mazlum kullarına emniyet ve güvence kazandırmak, İslam'ın farzlarını ve Resulullah'ın sünnetini tatbik içindir, dedi. Öncü birliğin komutanı Hür bin Yezid, vallahi senin sözünü ettiğin bu mektuplardan bizim haberimiz yoktur, dedi. İmam Hüseyin adamlarına, Küfelilerin mektupları olan heybeyi bana getirin, dedi. Mektuplar Küfe süvarilerinin önüne döküldü. Hür, biz bu mektupları sana yazanlar arasında değiliz, dedi. Küfelilerin koca bir orduyla karşısına dikildiğini gören İmam Hüseyin, Küfe'den ümidini kesti. Yezid ordusu onları Basra tarafında ararken sessizce Küfe'ye girme düşüncesi suya düşmüştü. Bütün yolların tutulduğunu anladı. Denkleri yüklemelerini emretti. Denkler yüklenince hayvanlarına binerek Hicaz'a doğru yöneldiler. Küfeli süvariler önlerine gerildi. Geri dönmelerine engel oldular. Hazreti Hüseyin, ordu komutanı Hür bin Yezid'e ''Sen bu hareketinle ne yapmak istiyorsun?'' dedi. Hür bin Yezid, ''Seni Vali Ubeydullah'a götürmek istiyorum.'' İmam Hüseyin, ''O halde çarpışmaktan başka çare yoktur.'' Hür, ''Seninle çarpışmak bana emredilmemiştir. Bana ancak senden ayrılmamak emredilmiştir. Benim ve senin için çarpışmaktan daha salim olan bir görüşüm var. O da aramızda bir yol tut ki seni ne Küfe'ye götürsün ne Hicaz'a. Validen bize buyruk gelinceye kadar sen o yolu tut. İmam Hüseyin bu sefer Uzeyb yolunu tuttu. Uzeyb'in hamamlarına geldiler. Hep birlikte oraya kondular. İki taraf arasında ok yetişecek kadar mesafe vardı. Sonraki gün Uzeyb'den ayrılıp Mukatil oğullarının köşklerine kadar ilerlediler. Burada bir müddet kaldılar. Mutakil köşkünden ayrılıp yola koyuldukları sırada İmam Hüseyin'i bir uyuklama tuttu. Uyanınca ''İnna lillahi ve inna ileyhi raciun velhamdülillahi rabbil alemin'' dedi ve bunu üç kere tekrarladı. Oğlu Ali Ekber ''Babacığım niye böyle diyorsun?'' ''Oğulcuğum, uyukladığım sırada bir atlı ansızın önüme çıkıp şu cemaat gidiyor, ölümler de kendilerine doğru geliyor.'' dedi. Anladım ki cemaat biziz ve ölüm haberi de bize veriliyor. ''Ah babacığım, Allah sana kötü bir şey göstermez. Biz hak ve gerçek dava üzerinde değil miyiz?'' İmam Hüseyin, ''Kulların merci olan Allah'a yemin ederim ki, evet biz hak ve gerçek yoldayız.'' dedi. Ali Ekber, ''Babacığım, öyleyse biz ölüp kaybolup gitmemize hiç üzülmeyiz.'' dedi. Güzeller güzeli Ali Ekber'de Hazreti İsmail'in teslimiyeti vardı. İmam Hüseyin, ''Allah seni babasından dolayı mükafatlandırılan hayırlı bir oğlun mükafatıyla mükafatlandırsın.'' dedi. Yollar, ufuklar, çöller, uykular, rüyalar hep ölüm kokuyordu. Her şey ölüm olmuş, üzerlerine geliyordu. Mutakil köşklerinin evleri gözlerden silinmişti ki soy bir hayvan üzerinde bir adamın karşıdan gelmekte olduğunu gördüler. Adam gelip ordu komutanı Hür'e selam verdi ve bir mektup uzattı. Mektup Vali Ubeydullah'tandı. Bundan sonra bilesin ki mektubum sana erişince Hüseyin bin Ali ve adamlarını öyle bir yerde tut ki orası susuz, taşsız, ağaçsız, otsuz, bozkır olsun ve selam. Hür mektubu okuduktan sonra İmam Hüseyin'e valinin emrinin yerine getirilmesi zaruridir. Sen hemen şuracığa kon. Başka türlü hareket edip de valiye karşı beni güç duruma düşürme, dedi. İmam Hüseyin, emir diyorsun öyle mi? Dedi. Sen binlerce mazlumun kanını üstüne sıçratmış bir katilin söylediklerini
emir saymayı askeri bir şeref mi sayarsın ey kumandan? Hiç değilse bizi az ilerideki şu Kadriye köyüne yahut Sakabe köyüne kadar götür de onlardan birisine konalım. Hür, vali bana susuz bir yer dedi. Valinin emrinin yerine getirilmesi zaruridir. İmam Hüseyin'in Küfeli fedakar dostlarından Züheyr bin Kayn, ''Babam anam sana feda olsun ey Resulullah'ın oğlu. Vallahi bize şunlardan başka gelen olmasa biz onlara yeter ve hepsinin hakkından geliriz. Bunlardan başkaları da gelecek olursa biz ne yaparız? Gel sen bize müsaade buyur da şunlara karşı vazifemizi yapalım. Bunlarla çarpışmak, bunlardan başka gelecek olanlarla çarpışmaktan daha kolaydır.'' İmam Hüseyin, ''Çarpışmayı bizim başlatmamızı hoş bulmuyorum.'' dedi. İmam Hüseyin, ''Ey Hür, bizi biraz daha ilerlet de konalım artık.'' dedi. Hür, sulh insanıydı. İmam Hüseyin'i incitmek istemiyordu. Kafilenin ilerlemesine izin verdi. İkindi gölgeleri uzamaya başladığında, başlarını göklerin maviliğine uzatmış hurma ağaçları arasında salına salına akan Fırat Nehri göründü. Fırat, çöl ortasında yılan gibi kırılarak kayboluyor, ta uzaklarda yeniden görünüp buğulu ufuklarda tekrar kayboluyordu. Sanki sonsuzluktan gelip sonsuzluğa giden gizemli bir yolculukta gibiydi. Akşam güneşi kum tepeciklerinin kıvrımlarında zümrüt yeşilinden kehribar sarısına iç içe geçmiş hareler oluşturuyordu. Ordu komutanı Hür, İmam Hüseyin'e ''İn artık bu yere, Fırat Nehri de yakınında bak.'' dedi. İmam Hüseyin ''Nedir buranın adı?'' dedi. Kerbela dediler. Derviş odasında pür dikkat Mehmet Hoca'yı dinleyenlerin gözlerine yaşlar hücum etmişti. Başlar eğikti. Soba çoktan sönmüştü. Dışarıda korkunç bir fırtına köyü sallıyor, köyü çevreleyen dağlar, tepeler korkudan birbirlerine sokuluyordu. Vakitle bir hayli ilerlemişti. Mehmet Hoca, ''Bu gecelik de bu kadar yeter.'' dedi. ''Yarın Kerbela.'' Dışarıda rüzgar çığlık çığlık ağıtlar yakıyordu. Camlarından ölgün ışıklar sokaklara taşsa da sanki evlerin sakinleri soğuktan birbirlerine sokulmuşlardı. Sanki ev içleri de üşüyordu. İçi ısıtacak ne bir ses ne bir seda vardı. Sanki kainat ürkmüştü. Gökler gürüldüyor, dağlardan, derelerden derin uğultular geliyordu. Mehmet Hoca, ''Afatından sen koru ya Rabbi.'' diyerek kalktı. Mehmet Hoca'nın ardından odadakiler de birer ikişer kalktılar. Muharrem ayının matem akşamlarının müdavimleri, karanlığın ve fırtınanın içinde kayboldular. Ve derviş odasının ışıkları söndü. Muharrem'in 10. gecesi. Kerbela. Karanlık, dağlar arasındaki küçük köyümüzü bir daha hiç sabah olmayacak ve hayat bir daha hiç geri dönmeyecekmiş gibi örtüyordu. Yarlarda dinmek bilmeyen rüzgar uğulduyor, karlı boranlar kopuyordu. Matem akşamlarının müdavimlerinin o karda fırtınada derviş odasına doğru gidişleri görülmeye değerdi. Paltoların etekleri savruluyor, şapkalar uçuyor, saçlar savruluyordu. Rüzgar ıslık çalıyor, taşları şıngırdatıyordu. Dağlar tepeler yerinden oynuyordu sanki. Karın fırtınanın arasından çıkarak gelenler sımsıcak odaya girince doğruca kor gibi yanan sobanın başına koşuyor, buz kesilmiş ellerini sobaya tutarken ''Ne fırtına var dışarıda?'' diyordu. Birer ikişer herkes yerini almıştı. Az sonra da fırtınanın arasından çıkarak Mehmet Hoca da geldi. Mehmet Hoca, vaaz verdiği gibi yaşayan sahih bir insandı. Herkes çok heyecanlıydı. Sohbetin bir an evvel başlaması için sabırsızlanıyorduk. Günlerden beri süren sohbetin yürekleri parçalayan bölümüne gelinmişti. Mehmet Hoca başladı gecenin sohbetine. Merhamet ve zulüm de insan yüreğinde tıpkı bu korkunç gecenin gökyüzündeki çılgınlığı gibi birbiriyle savaşıp duruyor.
İmam Hüseyin bulundukları yerin Kerbela toprakları olduğunu öğrenince "İndirin denkleri. Yerimiz burası. Ağırlıklar işte burada indirilecek." dedi. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ceddimin bilip bildirdiği menzil burasıdır. Gayri dileyen çadır kurup konaklasın, dileyen gerisin geriye yurduna dönsün. Allah buraya kadar gelenlerden de razı olsun, gelmeyenlerden de. Babam Sıffin'e giderken buraya uğramıştı. Ben de yanındaydım. Buranın neresi olduğunu sordu. Kerbela denilince mataracısı Ebu Abdullah'a "Burada biraz dur" diye seslendi. Ebu Abdullah "Niçin duracağız?" diye sordu. "Onların hayvanlarından indirileceği yer burasıdır. Kanların döküleceği yer burasıdır." dedi. Bunun ne demek olduğu kendisine sorulunca da "Muhammed Hanedanı'nın yükleri." dedi. Babam o gün burada Allah'ın Resulü ile arasında geçen bir olayı anlattı. Ben bir gün Resulullah'ın yanına girmiştim. Gözlerinden yaşlar dökülüyordu. "Ey Allah'ın Resulü, seni gözlerinden yaşlar akıtacak dereceye getiren bir şey mi oldu?" "Evet, biraz önce Cebrail yanımdaydı. Hüseyin'in Fırat kıyısında şehit edileceğini bana haber verdi. Onun toprağından sen de koklar mısın?" dedi. "Evet," dedim. Bunun üzerine elini uzattı. Bir avuç toprak avuçlayıp bana verdi. Gözlerimin yaşını tutmaya kadir olamadım. İmam Hüseyin, "Evet baba, yıllar önce işaret ettiğin yerdeyim ama şimdi sen yoksun yanımda. Sessizliğin acısı var yüreğimde," dedi. Çölü baştan başa yaran yeşil bereket Fırat kıvrıla kıvrıla ufka uzanıyor, orada tepelerin ardındaki kızıllığa bağlanıyordu. Fırat ağlıya ağlıya akıyor, rüzgar inliye inliye esiyordu. Hurma dalları iç çeke çeke ses veriyordu. Burada en tabii şey matem, en göze görünür renk siyah, en cana yakın duygu gönül acısıydı. Kafile Mekke'den çıkalı neredeyse bir ay olmuştu. Bir aydan beri kızgın kumlar yatak, kızgın kayalar yastık olmuştu. Akranları ağaç gölgelerinde oyun oynarken Ehl-i Beyt çocuklarının ayak tabanları kızgın kumlarla dağlanıyordu. Haftalarca deve küfelerinde yol almışlardı. Son bir haftadan beri de göz alabildiğince bir çölün ortasında askerler tarafından kuşatılmış bir halde mukadderatlarını bekliyorlardı. Kerbela bir kavşaktı. İbrahim'in ateşe atılması, Musa'nın denizi yarması, İsa'nın çarmıh cezasına çarptırılması gibi Ali Muhammed'in de bu belalı çölde mahsur kalması gerekiyordu. Bunlar insanların seçilmesini ve ayrışmasını sağlayan yol kavşaklarıydı. Seçilmiş abidler, zahitler topluluğu böyle çıkacaktı ortaya. Fakat bunlar sapkınlar sürüsüne göre bir avuç kişiydi. İsa Mesih'in dediği gibi, kurtuluşa giden yol dardı. Dar kapılardan geçmek gerekiyordu. Kerbela dar geçitti. Kerbela'ya konduklarının dördüncü günü, Kufe ordugahında gözle görünür bir hareketlilik başladı. Ulakların biri geliyor, diğeri gidiyordu. Bir saat içinde Kerbela'da olacak yeni bir ordudan söz ediliyordu. İmam Hüseyin çadırdan çadıra giriyor, gördükleri, duyduklarıyla bin parçaya bölünüyordu. Yezid neden bu kadar ordu yığıyordu bir avuç insanın karşısına? Zalim olduğundan mı, zalim olanın korkak olmasından mı? Yoksa zalim iktidarına tek direnen Ehl-i Beyt ailesini yeryüzünden kazıma hırsından mı? Günün en taze ışıkları Kerbela topraklarını aydınlatırken uzaklardan karaltılar görünmeye başladı. Karaltılar gittikçe çoğaldı. Askerlerin miğferleri, atların koşumlarındaki demirler güneşin taze ışıklarında parıldamaya başladı. Gelen Ömer bin Sa'd komutasındaki yeni orduydu. Yeni ordunun askerleri Hür bin Yezid'in 1000 kişilik öncü birliklerine karıştı. Ömer bin Sa'd, Kufe'de yüksek rütbeli bir komutandı. Müslim bin Akil'in son vasiyetlerini yerine getirmiş, mektubunu bir ulakla Hazreti Hüseyin'e iletmişti. Vali Ubeydullah, Kufe'ye geldikten sonra o da Rey Valiliğine ve Destaba Deylem Serhatları Muhafızlığına görevlendirilmişti. Kararnamesi hazırdı. Askerleriyle Rey'e doğru yola çıkmaya hazırlanıyordu ki bölge valisi Ubeydullah bin Ziyad, "Hüseyin'in işini hallet, ondan sonra askerlerinle yola çık," dedi. Ömer bin Sa'd, Hazreti Hüseyin'le karşılaşmak istemiyordu. İşi biraz ağırdan aldı. "Beni bu işe bulaştırma," dedi. Bunun üzerine Vali Ubeydullah bin Ziyad, "Eğer Hüseyin'le çarpışmaktan imtina edersen, kararnameyi geri alır, seni azleder, evini yıkar, boynunu da vurdururum," dedi. Ömer bin Sa'd kötü yakalanmıştı. Mühlet istemiş, yakınlarına da danışmıştı. "Peygamber evlatlarının kanını mı dökmek istiyorsun? Sakın böyle bir zulme bulaşma, ortak olma," demişlerdi. Ömer'in babası Sa'd bin Ebi Vakkas, dünyayı ayaklar altına almış birisiydi.
Onun yanında mal ve makamın hiçbir kıymeti yoktu. Üstelik hayattayken cennetle müjdelenmişti. Mütevazıydı. Uhud'da Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem önünde ok atmış, dağa sığınan Müslümanların yanına müşriklerin çıkmasına oklarıyla engel olmuştu. Ömer, o babanın oğluydu. Fakat kısa zamanda fikirler başkalaşmış, alemin ahvalinde değişmeler olmuştu. Ömer bin Sa'd da dünya hırsı, mal ve makam sevgisi üstün gelmiş, gözünü hırs bürümüştü. Rey valiliğinden vazgeçememiş ve kendini göz göre göre ateşe atmıştı. Herkesi bir kan kokusu ve korkusu sarmıştı. Valiye gelerek göreve hazır olduğunu söylemiş ve Kufe ordusunun başında Kerbela'ya gelmişti. Ömer, ordu komutanlığını kabul ederken kafasında bu işi sulh yoluyla hallederim düşüncesi ağır basıyordu. Onun içindir ki ordusuyla Kerbela'ya geldiğinde ilk işi İmam Hüseyin'e bir elçi göndererek niçin buraya geldiğini sormak oldu. İmam Hüseyin, Hüre dediği gibi dedi. Şu şehir halkı bana yazdılar. Kendilerinin imamları bulunmadığını söylediler. Gelmemi istediler. Bu hususta bana kesin söz verdiler. 30 bin kişi biat ettikten sonra bana hainlik ettiler. Yakınlarına geldiğim zaman aldandığımı anladım. Geldiğim yere dönüp gitmek istediğimde Hür bana mani oldu. Hatta beni şu ağaçsız bozkır yerde mahsur tuttu. Şu üç teklifimden birini kabul ediniz. Bırakınız ben cihad etmek üzere hudut boylarına gideyim yahut Yezid'in yanına varıp kendisiyle görüşeyim ya da dönüp Medine'ye gideyim. İmam Hüseyin'in bu son derece makul talepleri ordu komutanı Ömer bin Sa'd'ı sevindirdi. Allah'a şükürler olsun. Zaten vallahi ben de Hüseyin'le muharebeden affedilmemi istiyordum, dedi. Durumu Kufe valisi Ubeydullah'a yazdı. Vali Ubeydullah, İmam Hüseyin'i serbest bırakmayı düşünmüşse de onun da yanında Medine'deki Mervan gibi bir şeytan vardı. Şimir bin Zil Cevşen adındaki bu melun, ''Ey emir, Ömer kuşkusuz yanılıyor. Hüseyin artık senin elindedir. Şayet bu kargaşadan kurtulursa seni asla yaşatmaz ve iş daha da zorlaşır. Görmüyor musun onun ne kadar yandaşı, babasının ne kadar çok bağlısı var? Ne kadar çok seviliyor. Yarın buraya akın edecek ve dünyayı başına yıkacaklar.'' dedi. Vali Ubeydullah'ın içinde uyuyan nefret ateşi harlandı. ''Haklısın.'' dedi Şimir'e. Ömer bin Sa'd'ı kastederek, ''Bu adam neredeyse bizim aklımızı karıştıracaktı ve gafilce avlanmamıza vesile olacaktı.'' dedi. Vali Ubeydullah, İmam Hüseyin'in ikinci teklifi olan Yezid'e gönderme fikrini makul bulduğunda, Şimir ona da itiraz etti. ''Hayır, o senin hükmüne boyun eğip sana biat etmedikçe asla.'' dedi. Bunun üzerine vali, ordu komutanı Ömer bin Sa'd'a şunları yazdı. ''O şimdi bizim ağamıza düşmüş vaziyette kurtulmayı ummaktadır.'' Halbuki vakit kaçıp kurtulma vakti değildir. Hayır, elini elime koyup biat etmedikçe ona iyilik yok. Yanındakilerle birlikte biatı kabul ederse bana bildir. Şimir'e de git. Eğer Ömer Hüseyin'le çarpışmayı kabul ederse ne âlâ. Eğer savaşmaktan kaçınırsa boynunu vur ve ordunun başına sen geç, dedi. Yüreği ateşteki tencereden daha kızgın olanların öfkesi galip gelmiş, Şimir şeytanı istediğini almıştı. Valinin yazısını okuyan Ömer bin Sa'd büyük bir esefle valinin bir iyilik dilediğini sanmıyorum, dedi. Bir elçiyle valinin emrini İmam Hüseyin'e iletti. İmam Hüseyin, bu yolda şu ölümden daha ötesi yok. Öyleyse hoş geldi, safa geldi, dedi. Valinin vaatleri karşısında sanki o gün bütün Kufe halkı Kerbela'ya akın etmişti. Şehir boşalmıştı. Neredeyse kadın ve çocuklardan başka kimse kalmamıştı. Hepi topu 70 kişiye karşı koca şehir, bütün askeri birlikler, komutanlar seferber olmuştu. Hava da ağırlaşmıştı. Bir felaketin an be an yaklaşmakta olduğu anlaşılıyordu. Fırat sel gibi gözyaşı döküyor, ahu efkanı gökleri tutuyor, iniltisi çölü titretiyordu. Seyide Zeynep'in gözyaşları hiç durmuyor, yarı baygın halde kendisinden geçiyordu. İmam Hüseyin, ''Kardeşim, Allah'tan kork. Teselliyi Allah'ın merhametinde ara. Her insan ve yaratılmış, her canlı bir gün ölecektir.'' diye onu teselli etmeye çalışıyordu.